Çok teşekkür ediyorum her şey için, katkılarınız için. Evet, bugün bu serinin, hukuk serisinin son toplantısındayız. İklim değişikliği ile ilgili olarak idarenin sorumluluğunu tartışacağız. Özellikle çevre kirliliği boyutuyla idarenin sorumluluğunu anlatmaya çalışacağım. Tabii ki idare çok kapsamlı bir kurum. Türkiye açısından. Bu nedenle de sorumluluğu çok fazla. Türkiye'de büyük bir ülke olduğu için idare dediğimiz yapı oldukça kapsamlı, geniş bir yapı. O yüzden önemli çünkü pek çok kamu kurumu çevreyle ilgili sorumluluğu bulunuyor. Başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere pek çok kamu kurumunun sorumluluğu var. Bu sorumlulukları kısaca anlatmaya çalışacağım. Özellikle iklim değişikliği konusu ve çevre kirliliği nedeniyle. Evet. Çevre sorunlarından daha önce de bahsettik. Hem çok kapsamlı hem de çok karmaşık bir yapıda. Sadece yerel veya ulusal bir sorun değil. Aynı zamanda uluslararası bir sorun. İklim değişikliği, hava, su, toprak ve denizlerin kirlenmesi, ormanların ve biyolojik çeşitliliğin yok edilmesi, yeryüzünde yaşayan tüm canlıları etkileyen küresel nitelikteki sorunlar ve dediğim gibi çok boyutlu, pek çok politikayı etkileyen politikadır çevre politikası. Bu nedenle de ulusal politikalar ve uygulamalar bu sorunların çözümünde tek başına yeterli değildir. Daha önce de konuşmuştuk. Çevre hakkı, üçüncü kuşak hakları içinde ve dayanışma hakları içinde demiştik. Yani tek tek kişilerin, tek tek grupların, halkların veya devletlerin üstesinden gelemeyeceği sorunlar. Bu nedenle de uluslararası camiada en fazla tartışılan konuların başında çevre ve iklim değişikliği sorunu gelmekte. Küresel ısınma ve bu nedenle ortaya çıkmaya başlayan vektörel kaynaklı salgınlar çok tartışıldı biliyorsunuz. Bu nedenle 2 yıldır pandemi yaşıyoruz. Bundan sonra da yaşayabileceğimiz söyleniyor. Ayrıca biyolojik çeşitlilik kaybı çok fazla iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle. Kuraklık ve su soruna dayalı olarak yaşanması muhtemel bir gıda sorunu karşımızda var. Yağmur ormanlarının tahribi ve çölleşme tüm dünyayı etkileyecek felaketleri beraberinde getirmektedir. Çevrenin korunmasına ilişkin yürürlüğe konulan kuralların ekonomik bir maliyeti bulunmaktadır. Aslında çevreden bahsederken, aslında ekonomiden, paradan bahsediyoruz demektir. Ben öğrencilerime her zaman bunu söylüyorum. Çevre eşittir ekonomi. Söz konusu kuralların yalnızca bazı devletlerin ulusal hukukunda yer alması durumunda bu devletlerin uluslararası ticarette mağdur olabileceği de bilinmekte. Çevrenin korunması konusunda ilgili tedbirlere yer vermeyen ülkeler bu tedbirlerden kaynaklanan ekonomik bir yük üstlenmediklerinden bu tedbirlerin ele alındığı ülkelere göre uluslararası ticarette daha avantajlı olmaktadırlar. Aynı durum iç hukukta da geçerli. Ulusal hukukumuzda da çevre politikasının diğer politikalarla entegrasyonu zorunlu bir hale gelmiştir. Çünkü çevre sorunlarındaki artış artık göz ardı edilemeyecek düzeye gelmiştir. Özellikle iklim felaketi bütün yaşamımızı etkileyecek önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmakta. Gelecekte de çok daha fazla bir artıracak bu etkisini. Geçen sene çok tartıştığımız bazı konular vardı. Özellikle müsilaj, deniz kirliliği, orman yangınları gibi sel felaketleri, kuraklık. Bütün bunlar aslında iklim değişikliğiyle doğrudan ilgili sorunlar ve alınması gereken tedbirler konusu da gelecekte daha fazla gündemimizde olacak. Bu sene zaten hemen başladı, daha yaz gelmeden orman yangınlarını söndürmek amacıyla yangın uçakları alındı mı alınmadı mı, nasıl alınacak tartışması haberlerde yer aldı. Bütün bunlar aslında idarenin, yani çevre yönetiminin sorunu. Çevre yönetimine ilişkin yasal ve kurumsal yapının da mutlaka güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir hale getirilmesi zorunlu iklim kriziyle baş edebilmek için.
İdare dediğimiz yapı çevre yönetiminde hem çevreyi koruyucu yasal ve idari düzenlemeleri yürürlüğe koymak, sonra bunların ne ölçüde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek ve daha sonra da ortaya çıkan çevre sorunlarını tespit ederek buna yönelik önlemleri almak ve sorunları gidermek zorundadır. İklim kriziyle baş edebilmek için güçlü bir çevre yönetimine ihtiyacımız var. Bu çok açık. İdarenin en önemli görevlerinden biri denetim yapmak. Çünkü yürürlüğe koyduğu mevzuatın ne ölçüde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek zorunda. Çevreyle ilgili mevzuata uymak zorunda bulunan faaliyet ve tesislerin uygunluğunu kontrol ve tespit etmek idarenin sorumluluğunda. Bu faaliyet ve tesislerin çevre mevzuatına uygunluğunu sağlayabilmek amacıyla gerekli yaptırımlara, yani izinlerin değiştirilmesi veya iptal edilmesi, idari para cezalarının uygulanması gibi yaptırımlara ihtiyaç olup olmadığını belirlemek üzere de çevre üzerinde etkilerini izlemek çevre denetiminin amacı. Bu da dediğim gibi idarenin sorumluluğunda. Kamu yönetimi, yani idare, kamu yararını gerçekleştirmek amacıyla kamu gücü ayrıcalıklarına sahip. Yani bizlerden farklı bir güç kullanıyor devlet, idare. Bu güç kapsamında kendisine verilen yetkilerini yerinde ve etkili kullanıp kullanmaması idarenin sorumluluğunu doğuracaktır tabii ki. Çünkü bu güç yasalarla verilmiştir idareye. İdarenin çevre konusunda denetim ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle mali sorumluluğunun kaynağı idarenin kamu gücüne dayalı yetkileridir. Çevre kirliliğinin ortaya çıkmasında idare doğrudan kirliliği yaratan bir faaliyette bulunmasa bile kirliliği yaratan faaliyet ve tesislerin izlenmesi ve denetlenmesinde idarenin sorumluluğu bulunmakta. Örneğin Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun çözümü ve atılması gereken adımlar konusunda son dönemde pek çok tartışma bulundu geçen sene. Kim, hangi kurum yetkili? Yerel yönetimler, belediyeler mi yetkili, bakanlıklar mı yetkili tartışmasını geçen sene epey yaptık. Biliyorsunuz Marmara Denizi'ne 3 farklı havzanın atıkları boşaltılmakta. Öncelikle bu atık yükünün azaltılması gerekiyor. Ayrıca izleme ve denetim uygulamasının da mutlaka daha etkin biçimde yapılması gerekiyor. İşte bu izleme ve denetimi hangi kurum yapacak? İdare dediğimiz oradan da hangi birim yetkili? Denetim yoluyla ilgili mevzuata uyulup uyulmadığını tespit edilmesi ve uymayan tesislere de yaptırım uygulanması gerekiyor mutlaka. Yaptırımlar da kanunlarımızda yer almakta. İdari yaptırımlar, cezai yaptırımlar, mali yaptırımlar yasalarla belirlenmiş durumda ve oldukça da fazla. Bu tespit üzerine de her ne olursa olsun kirliliğe neden olan tesislerin durdurulması gerekiyor veya kapatılması gerekiyor veya diğer yaptırımların uygulanması gerekiyor. Bu çerçevede belirtilmelidir ki idare çevreyi koruyucu yasal ve idari düzenlemeleri yürürlüğe koyduktan sonra bunların ne ölçüde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek ve uygulamada çıkan sorunları tespit ederek buna yönelik yaptırımları uygulamak zorunda dedik. Peki çevre denetimi nedir? Bu denetim süreci nasıl işler? Denetim sürecinin 3 aşaması bulunmakta. Öncelikle çevre ile ilgili mevzuata tabi faaliyet ve tesislerin mevzuatın gerektirdiği kurallara uygun davranıp davranmadığının kontrol edilmesi gerekir. Daha sonra faaliyetin çevre üzerindeki etkilerini izlenmesi, yani çevreyi kirletip kirletmediğinin belirlenmesi gerekiyor. Bu faaliyetler sonucunda da eğer mevzuata aykırı tesis ise, mevzuata aykırı faaliyette bulunuyorsa mutlaka bu tesise yaptırım uygulanması gerekiyor. Çevre denetiminin kapsamına tüm endüstriyel ve ticari faaliyet alanları girmekte. Bütün bu faaliyetlere ilişkin işletmelerin işlem ve eylemlerinin gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunlar nasıl gözden geçiriliyor? Buna ilişkin bakanlığın birimleri var, personeli var. Nasıl yapılması, denetimin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin de bir yönetmelik var. Ve kurallara uyulup uyulmadığının değerlendirilmesi de bu sürecin bir parçası. Bu denetim faaliyeti yapılırken de maalesef bazı çıkar ilişkileri de ortaya çıkmakta. Mutlaka denetimin hukuka uygun yapılması gerekiyor.
adil ve hukuka uygun bir denetim içinde eşit uygulama yapılması lazım. Yani tüm faaliyet gösteren tesislerin denetlenmesi, ayrım yapılmaksızın denetlenmesi gerekiyor. Faaliyete ilişkin bilgilerin tarafsız ve objektif biçimde toplanması gerekiyor ve toplanan bilgiler mevzuatta açık biçimde belirtilen yöntem ve ilkelere göre değerlendirilerek raporlanması gerekiyor. Bütün bu süreçte de tabii ki idarenin hukukta bağlı olması gerekiyor. Çevre denetiminin çevresel gereklerin karşılanmasına ilişkin olarak faaliyet gösteren sektör ve kamu kuruluşlarının, özel sektör ve kamu kuruluşlarının bu faaliyetlerinin mutlaka nesnel, belgeye dayalı ve rutin olarak belli aralıklarla tekrarlanmak suretiyle yapılması gerekiyor. Bütün bunların hukuka uygun yapılabilmesi için de bu aşamaların nasıl yapılacağının, usul ve esaslarının mevzuatta belirlenmesi, açık ve net bir şekilde yer alması gerekiyor. Aksi takdirde idare kendi kafasına göre yapamaz. Mutlaka bu usulün, bu esasların nasıl yapılacağının, denetiminin kimler tarafından yapılacağının belirlenmesi gerekiyor. Çünkü bu denetimin meşruluğunu ve etkinliğini sağlamak için gerekli bir koşul. 2872 sayılı Çevre Kanunu 12. maddesi genel nitelikli bir hüküm getirmiş ve denetimin usul ve esaslarının yönetmeliğe bırakılmasını öngörmüş. Bu madde gereğince Çevre Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verilmiş. Çünkü mevzuatı yürürlüğe koyan, mevzuatı hazırlayan da bu bakanlık ve kendisine bu bakanlığa yasalarla pek çok sorumluluk, yetki, görev verilmiş. Bakanlık merkezde çevresel etki değerlendirmesi, izin ve denetim genel müdürlüğü bünyesinde ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanlığı tarafından, Taşra'da da 81 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetim görevini yürütmekte. Ancak bakanlık yeterli gelmemekte tabii ki. Türkiye çok büyük bir ülke ve kanun diyor ki yetkiyi belli kamu kurumlarına devredebilirsin. Çevre mevzuatı çok farklı ve geniş konuları da kapsıyor bildiğiniz üzere. Bu nedenle denetim ve daha sonra idari yaptırma uygulama yetkisi devredilebilir diyor kanun. Bu nedenle de kanun 12. maddesi uyarınca denetim yetkisi gerektiğinde bakanlıkça çevre il özel idarelerine, yani büyükşehir olan 30 ilde artık bulunmuyor ama diğer illerde bulunan il özel idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına, denizcilik müsteşarlığına diyor ama artık yok biliyorsunuz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı var. Oraya, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, Türkiye Çevre Ajansı'na, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve Jandarma Genel Komutanlığı'na devredilebileceğini öngörmekte kanun. Bu yetki, denetim yetkisi ayrı zamanda idari yaptırım yetkisini de kapsıyor. Çünkü denetim yetkisinin devredildiği kurum ve merciler tarafından yaptırım idari yaptırım yetkisi de kullanılabilir diyor. Bu kanunda, yani çevre kanunda öngörülen idari yaptırım kararları bakanlık merkez teşkilatında genel müdürler, taşra teşkilatında ise il çevre ve şehircilik müdürlüklerince verilir diyor. Bu hüküm uyarınca bir yönetmelik hazırlanması öngörülmüş, çevre denetimi yönetmeliği. Bu yönetmelikte çevre denetiminin usul ve esasları, denetim yapacak personelin, çevre yönetim birimi veya çevre görevlisinin veya çevre hizmeti konusunda yetkilendirilmiş firmaların nitelikleri ve yükümlülükleri yer almakta. Çevre denetiminden sorumlu idare olarak hangi kamu kurumlarının sorumlu olacağı biraz önce belirtildi. Denetim görevini yerine getirmeyen yetkili idarenin de sorumluluğu bulunmakta. Bu kadar ayrıntılı bir düzenleme var. Hem kanunda hem yönetmelikte kimler yetkili belirlenmiş, nasıl kullanacağı bu yetkiyi belirlenmiş. Ama idare çevre denetim yetkisini yerine getirmezse veya yeterince uygun biçimde yerine getirmezse ne olur? İşte bütün tartışılması gereken sorun bu. Aslında pek çok konuda mevzuatımız oldukça iyi durumda. Sadece çevre mevzuatından bahsetmiyorum. Pek çok kamu kurumu kurulmuş, pek çok görev verilmiş. Ama bu görevleri layıkıyla yerine getirip getirmediği sorunu
Türkiye'nin önemli bir sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Yerine getirmezse bu sorumluluğu, görevleri ne olur? İdare sorumlu olur tabii ki. Çevre denetimi de bu anlamda önemli bir sorumluluk olduğuna göre kirliliği yaratan tesisleri denetlemezseniz ne olur? Denetim görevinin iyi işlemediği yönünde bir belirlemeyi de beraberinde getirmekte tabii ki. Denetim görevinin kapsamının ve araçlarının kurumsal ve yasal olarak kesin çizgilerle belirlenmesi, görevin gerektirdiği personelin seçimi ile göreve getirilmesinin objektif kriterlere göre yapılması ve bu görevlilerin performanslarının denetlenmesi mutlaka gerekiyor. İdare denetim görevini yerine getirmezse ve bu nedenle bir zarar doğarsa ne olur? Oluşan zarardan kim sorumludur? Mesela deniz kirliliği, müsilajdan kim sorumlu olacak? Veya orman yangınlarından kim sorumlu olacak? Elbette özel firmalar veya kişiler sorumlu. Yani fiili meydana getiren, faaliyette bulunan kişi veya kuruluşlar sorumludur. Ama idare acaba bu anlamda ne kadar sorumludur? Kanunumuzda kirleten öder ilkesi var. Kim kirletiyorsa maliyetine, kirliliğin maliyetine o katlanmak zorunda. Ancak aynı zamanda idareye de bir görev yüklenmiş. Öncelikle idare temizleyecek, kirliliği giderecek ve tedbirleri alacak diyor kanun. Bu doğrultuda da idarenin sorumluluğunun mutlaka irdelenmesi gerekiyor. İdarenin sorumluluğunu biz idarenin kusursuz sorumluluğu ve idarenin kusur sorumluluğu olarak ikiye ayırıyoruz. İdarenin sorumluluğu genel olarak kusur koşulunun gerçekleşmesine bağlı olmakta ve idarenin kusursuz sorumluluğuna çok fazla dayanılmamaktadır. Kusurlu sorumluluk ise idarenin hukuka aykırı bir eylem ya da işlemi dolayısıyla verdiği zararın giderilmesi sorumluluğu olarak kabul ediliyor. Yani bir zarar veriyor mu, vermiyor mu idare? Buna bakılması gerekiyor. İdari sorumluluk nedeni olarak kusur, idarenin kuruluşundan ya da işleyişinden doğan nesnel nitelikli bir aksaklık ya da bozukluktur. İdarenin kusur sorumluluğu yargı içtihatlarında da hizmet kusuru olarak adlandırılmaktadır. Hizmet kusuru neyi anlatır, nedir? Kamu görevlileri tarafından yerine getirilmekle birlikte idareye ve yürüttüğü hizmetlere ilişkin kusurlu davranışlarından dolayı idarenin sorumlu olmasını anlatır hizmet kusuru. Hizmet kusuru borçlar kanunda düzenlenen haksız fiilden farklıdır. İdare hukukuna has bir müessesedir hizmet kusuru. Nevi şahsına münhasır, müstakil, orijinal, olaylara göre değişebilen esnek bir sorumluluk türüdür hizmet kusuru. Kamu hukukunda kusura dayanıldığında kasıt, ihmal, dikkatsizlik gibi subjektif öğeler aranmadan idarenin sorumluluğuna gidilmektedir. Yani idarenin sorumluluğunun kamu hukukuna uygun biçimde nesnel nitelikte olması aranmaktadır. Özel kişiler arasındaki sorumlulukta da mutlaka bir kusur olması aranıyor, illiyet bağı aranıyor ama hizmet kusuru idare hukukuna özgü bir kavram. Bunu anlatmaya çalışıyorum ve bu nedenle de farklı bir yapı olarak düzenlenmiş. Daha çok yargı içtihatlarıyla açıklığa kavuşturulmuş bir kurum. Bir olayda hizmet kusurunun varlığından söz edebilmek için neler gerekiyor? Öncelikle İdarenin yürütmekle yükümlü bulunduğu bir kamu hizmeti olmalı. Bu kamu hizmeti nerede belirleniyor? Yasalarla belirleniyor. Yasalarla idareye verilmiş bir kamu hizmetinin olması gerekiyor. Kuruluş, işleyiş ya da personel açısından gereken emir ve talimatların verilmemiş olması gerekiyor. Ve denetimin yetersiz olması gerekiyor. Hizmete tahsis edilen araç ve gereçlerin hizmet gereklerine uygun ve yeterli olmaması da hizmet kusurunun varlığından söz edebilmek için gerekiyor. Ayrıca gereken tedbirlerin alınmaması veya geç veya zamansız alınması da hizmet kusurunun varlığı için gerekiyor. İşte bu gibi nedenlerle bir aksaklık, bozukluk, düzensizlik, eksiklik veya sakatlık meydana gelmiş ve oluştuğu ileri sürülen zararın da bundan kaynaklanmış olması gerekir.
Eğer çevre denetimi yerine getirilmemişse ve bir çevre kirliliği oluşmuşsa bu bir aksaklık, bozukluk demektir. Bir sakatlık meydana gelmiş demektir ve çevre kirliliği dolayısıyla da bir zarar oluşmuştur. Oluşan zarar ile fiil arasında bir illiyet bağı da vardır, olması gerekir. İdarenin sorumluluğu genel olarak kusur koşulunun gerçekleşmesine bağlı olup hukuka aykırılıktan doğan kusur her zaman idarenin sorumluluğunu gerektirmemektedir. Kaldı ki bir işlemin hukuka aykırılık nedeniyle iptal edilmiş olması hizmet kusurunun varlığının kabulüne de yetmemekte yargı kararları gereğince. Bir idari işlemin tazminata yol açması için hukuka aykırı bulunması zorunlu ancak yeterli değil. Her sakat işlemden dolayı idarenin tazmin sorumluluğu söz konusu değil. Danıştay'a göre bir işlemin herhangi bir yönden yasalara ve hukuk kurallarına aykırı görülerek iptal edilmiş olması hizmet kusurunun varlığını kabule yetmez. İdari işlemin iptalini gerektiren her hukuki yanlışlığı kendiliğinden hizmet kusuru olarak niteleme olanağı yoktur, diyor Danıştay. İdari işlemin yapılmasında ve uygulanmasında hizmet kusuru söz konusudur diyebilmek için saptanan hukuki sakatlığın bir dereceye kadar ağır ve önemli olması gerekiyor. Her idarenin işleyebileceği türden olağan nitelikteki hukuki yanlışlık ve aykırılık hizmet kusuru sayılmaz. Ancak çevre kirliliği de olağan bir durum değil. Zaten uzun sürede oluşuyor. Bir anda oluşabilen çevre kirliliği de olabilir ama genelde mesela müsilajda olduğu gibi uzun yıllar boyunca üç havzanın atıklarının Marmara Denizi'ne boşaltılması durumundan ortaya çıkmış. Bazen de ani olabilir mesela orman yangınları gibi. Ama bütün bunlarda idarenin sorumluluğu olabilmesi için bu hukuki sakatlığın ağır ve önemli olması gerekir, diyor yargı. Hizmet kusurunun oluşabilmesi için saptanan yanlışlık ve aykırılığın hizmetin iyi kurulmadığını, düzenli işlemediğini gösterecek derecede ağır ve belirgin olması gerekir. Yani mesela orman yangınlarında yangın söndürme uçaklarının olmaması ve bu nedenle yangının söndürülememesi ve zararın doğması durumunda buradaki kusur ağır ve belirgin. Buradaki saptanan yanlışlık da aykırılık da hizmetin iyi kurulamadığını göstermektedir. Veya işte atıklarla ilgili denetim yapılmadığı için oluşan deniz kirliliğinde de saptanan yanlışlık veya aykırılık hizmetin iyi kurulmadığını göstermekte ve ağır ve belirgin bir zarar ortaya çıkmakta. Bu durumda çevreyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının çevre denetim hizmetinin iyi işlememesi veya hiç işlememesine dayanarak sorumlu tutulmaları yönünde karar verilmesi aşamasında hangi kamu kurumunun görevi yetkisine girdiğinin ve sorumluluğunun kapsamının iyi belirlenmesi gerekiyor. Bu önemli bir sorun çünkü çevre konusu kapsamına pek çok hizmeti kapsayan bir konu. Pek çok kamu kurumu yetkili ve yetki çatışması var ülkemizde çevre yönetiminde. O yüzden de hangi kamu kurumu yetkili? İşte geçen seneki tartışmada olduğu gibi belediye mi, merkezi idarede hangi bakanlık? Bu tartışmalar çok yaşanıyor çevre yönetiminde. Ama hizmet kusurunun saptanabilmesi için mutlaka bu görev ve yetki sınırının iyi çizilmesi, iyi anlaşılması gerekiyor. İdareye yasal düzenlemelerle verilen korumaya ve çevre kirliliğini önlemeye ve gidermeye yönelik tedbirlerin alınmaması, denetim görevinin yerine getirilmemesi ya da bunların zamanında yapılmaması durumunda zarara uğrayanlar ne yapabilir? Bir defa zarara uğrayanlar doğrudan kirliliğe neden olan özel kurum kuruluşlara başvurabilir, onlara karşı dava açabilir. Ama bunun yanı sıra denetim görevini yerine getirmeyen idareye karşı da tam yargı davası açıp idari yargıdan zararın tazminini isteyebilir mi? Böyle bir soru aklımıza gelebilir. Hukuki bir sorun ama çevreyle ilgilenen herkesi
ilgilendirmekte. Tam yargı davası veya tazminat davası, idari yargıda açılan tazminat davası nedir? İdareye yasal düzenlemelerle verilen korumaya veya çevre kirliliğini önlemeye ve gidermeye ilişkin tedbirlerin alınmaması, denetim görevinin yerine getirilmemesi ya da bunların zamanında yapılmaması durumunda zarara uğrayanlar tam yargı davası açıp idari yargıdan zararın tazminini isteyebilecek midir? Böyle bir sorun karşımıza nasıl çıkar? Danıştay'ın konuya ilişkin tam yargı davaları kararlarında kirletenin idare olmadığı durumlarda bile, yani doğrudan idare kirletmese bile, çeşitli sebeplerle kirlenmeden doğan zararın tazminine ilişkin sorumluluğu idareye yüklemekte. Buna ilişkin kararları var. Biraz sonra bu kararlardan bahsedeceğim. İdare yasal görev ve yükümlülüklerini ve özellikle biraz önce bahsettiğim denetim görevini etkin bir biçimde yerine getirmezse ve bu nedenle bir zararı önleyemezse kusurlu görülmekte ve bu nedenle de oluşan zarardan sorumlu tutulmaktadır Danıştay iştahatlarına göre. İdarenin bu anlamda sorumlu tutulması çevrenin korunmasında daha etkin olunabileceği ve hukuk devleti ilkesini yaşama geçireceği düşünceleriyle olumlu bulunmakla birlikte özellikle daha önce belirttiğim kirleten öder ilkesinin uygulanması açısından bazı kirletenleri teşvik edebileceği düşüncesiyle sakıncalı bulunabilmekte. Ama burada şunu belirtmek gerekiyor. İdareyi sorumlu tutsak, zararı idareye ödetebilsek bile, tazmin ettirebilsek bile idare her zaman kirletenlere rücu etme hakkına sahip. İdare zaten rücu etmek zorunda. Öncelikle tazminatı ödeyebilir ama aynı zamanda kendisi de elinde çok önemli güçler var. Denetim gücü var, yaptırım uygulama gücü var, izinleri iptal etme gücü var. Bütün bu güçleri kullanabilir kirletenlere karşı. Çevre Kanunu 3G maddesinde bu husus özellikle hükme bağlanmış. Bu maddeye göre kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamalar kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından karşılanır. Yani kirleten öder ilkesi bu. Kirleten karşılayacak zararı. Kirletenin kirlenmeyi veya bozulmayı durdurmak, gidermek veya azaltmak için gerekli önlemleri almaması durumunda bu önlemlerin yetkili makamlarca yani idarece doğrudan alınması öngörülmüş ve bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamaların 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun hükümlerine göre kirletenden tahsil edileceği de hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme ile kanun idareye gerekli durumlarda kirlenmeyi ve bozulmayı durdurmak, gidermek veya azaltmak için gerekli önlemleri alma sorumluluğunu yüklemiş bulunmaktadır. Bu madde yani Çevre Kanunu 3. maddesinin G bendinde çevrenin kirlenmesi veya böyle bir tehlikenin olması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılmış olan kirlenmenin ve bozulmanın önlenmesi için yapılan tüm masrafların ayrıca kirlenmenin ve bozulmasının sınırlanması için yapılan masrafların ve bunun yanı sıra kirlenme ve bozulma için mücadele için yapılan masrafların ve daha sonrasında iyileştirme, çevrenin iyileştirilmesi için yapılan masrafların, yani tüm harcamaların kirleten tarafından ödenmesinin istenebileceği düzenlenmiş. Bu da idarenin elinde önemli bir güç. Yani idare hemen acilen kirliliği durdurmak, gidermek, iyileştirmek için harekete geçmek zorunda. Ama daha sonra tüm masrafları da kirletenden tahsil edebilecek durumda. Bunun için de 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü kanuna atıfta bulunuyor kanunda ve idare devlet bu alacağını kirletenden alabilir diyor. Kirletenin bu masraflardan sorumlu tutulabilmesi için mutlaka çevrenin kirlenmiş olması da gerekmiyor. Kirlenme tehlikesinin bulunması kişinin sorumluluğunda olması için yeterli. Çevreyi kirletenler bu davranışlarında kusurları bulunmasa bile verdikleri zararlar sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıkları masrafları
ödemek zorunda. Bütün bunlarda dediğim gibi idarenin gücü var. İstediği zaman bu tahsil ettiği, harcadığı, zarar önlemek için harcadığı, kirliliği önlemek için harcadığı tüm masrafları kirletenden tahsil edebilecektir. Kirletenin objektif özen gösterme yükümlülüğüne aykırı olarak kirlenmeye sebep olması durumunda kirlenmenin önlenmesi, sınırlanması, mücadelesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan masraflar kusurlu olmasa da tazmin etmekle sorumlu, yükümlü olacaktır diyor kanun. Çevre kanunu 3G maddesi çerçevesinde idarenin sorumluluğuna hükmedilebilmesi için kamusal bir hizmetin görülmesi sonucu ortaya çıkan bir zarar ve zarar ile idarenin eylemi arasındaki illiyet bağı, nedensellik bağı dışında bir durum söz konusu. İdare doğrudan zarar verici eylemi gerçekleştirmese bile yasadan doğan görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği için öncelikle gerekli önlemleri almasına yönelik denetim ve kontrol görevini yapmadığından dolayı sorumlu olacaktır. Buna ilişkin yargı kararları var, biraz sonra belirteceğim. Bir defa 82 Anayasası'nın yargı yolu başlıklı 125. maddesinde idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu öngörülmüş ve idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu düzenlenmiş. Bu kuralın temelinde ne yatmakta? Bu kuralın temelinde Anayasa'nın ikinci maddesinde düzenlenmiş olan devletin niteliklerinden biri olarak belirtilen hukuk devleti ilkesi bulunmakta. Hukuk devleti ilkesine göre idare, işlem ve eylemlerinde hukuk kurallarına uygun davranmak zorunda. Çevre ile ilgili davalarda idarenin bu tür sorumluluğuna hükmedilebilmesi için daha önce vurgulandığı üzere idarenin yetki, görev ve sorumluluk sınırlarının mutlaka iyi çizilmesi, iyi belirlenmesi gerekiyor. Çünkü yetki çatışması olabiliyor, yetkiler birbirine geçmiş olabiliyor. Evet, tam yargı davasının en belirgin önemli özelliği ise idarenin eylemi ve işlemi ihmali gibi bir çeşit nedenlerle hakları zarara uğrayanların idari yargıdan idareye karşı dava açarak kendilerine karşı yapılmış olan haksızlığın giderilmesini isteyebilmesidir. Yine 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 2. maddesinde belirtildiği üzere idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muktel olanlar ancak tam yargı davasını açabilirler. Yani burada bir hakkın zararı, hakkın kaybı gerekiyor. Bir zararın kişisel zarar olması gerekiyor. Bizim hukukumuza göre de maddi veya manevi zarar olması gerekiyor. Daha çok maddi zarar ve daha çok ürün kaybı, işte mal varlığındaki eksilme gibi sonuçları olabilecek zararlara karşı idareye karşı dava açılabilmekte. Hukuki sorumluluğun müeyyidesi idari faaliyetler yüzünden bozulan mali dengenin düzeltilmesi olup genel anlamıyla tam yargı davası idari faaliyetten ötürü hakları zarara uğrayanlar tarafından devlete yani idareye veya bir idari tüzel kişisi aleyhine açılan tazminat davaları olması gerekir. Tazminat davası doğrudan doğruya açılabileceği gibi iptal davasıyla birlikte de açılabilmekte. İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka surette öğrendikleri tarihten itibaren 1 yıl ve herhalde eylem tarihinden 5 yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gerekir diyor kanun. Evet, bütün bu anlattıklarımdan çıkan sonuç şu ki idarenin sorumluluğuna hükmedilebilmesi için bir kamu hizmetinin görülmesi sonucu ortaya çıkan bir zarar olması gerekiyor. Zarar ile de idarenin eylemi arasında bir nedensellik bağı dışında bir durum söz konusu olması gerekiyor. İdare doğrudan zarar verici eylemi gerçekleştirmese bile dedik, yasadan doğan görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği için, özellikle gerekli önlemleri almadığı için
gerekli denetim ve kontrol görevini yapmadığı için sorumlu olacaktır. Evet, çevre sorunlarının ortaya çıkmasından önlenmesinde idarenin sorumluluğunu konuşuyoruz. Bu sorumluluğu nedir diyoruz. İdare bu sorumluluğu çözmek için yeterli araç gerece, bilimsel veriye, uzman personele ve en önemlisi bu sorunları çözmek için gerekli iradeye sahip midir? Çevrenin kirlenmesinin maliyetini hesaplayıp yarar zarar hesabını yapmakta mıdır? Ya da ekosistem hizmetlerinin değerinin ne olduğunu, bunların yok olmasının nelere mal olabileceğini hesap etmekte midir diye sorular aklımıza gelmekte. Çevre kanununda çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve kirliliğin önlenmesi ile ilgili olarak herkes çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakta yükümlü kılınmış. Ayrıca 8. maddede de kirletme yasağı başlıklı bir madde bu. Her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması ve benzeri faaliyetlerde bulunması yasaklanmıştır. Çevre kirliliğinin en önemli kaynaklarından biri olan endüstriyel faaliyetler sonucunda ortaya çıkacak atık veya artıkların ilgili yönetmelikler çerçevesinde toplanması, taşınması, arıtılması ve bertaraf konusunda da sanayi tesislerine önemli görevler düşmekte. Ama bütün bunları denetleme görevi de, görevi etkisi de idarede, bunu bir kez daha belirtelim. İdari bir sorumluluktan bahsedebilmek için de daha önce söylediğim gibi ortada bir işlem, idarenin işlemi veya eylemi bulunmalı. Ve bu idari işlem ve eylem olumlu bir hareketle, icraî bir hareketle olabileceği gibi olumsuz yani ihmali bir hareketle de olabilmekte ve idarenin fiilinin kusurlu olması da gerekmekte. Hizmet kusuru olarak adlandırılan bu kusur da yukarıda değindiğimiz üzere hizmetin kuruluş veya işleyişindeki bir bozukluk olarak kabul edilmekte ve idarenin gerektiği gibi davranmadığı yani yetkisini, görevini uygun şekilde kullanmadığı durumlarda ortaya çıkmakta. Bunları anlattık. Genelde ürün zararı ortaya çıkıyor dedik veya mal varlığı zararı veya daha sonra kazanacağı bazı kazançlarından kayıp olarak çıkabilmekte. Örneğin müsilaj nedeniyle balıkçılar zarara uğramıştır ya da çiftçiler ürün kaybı nedeniyle zarara uğrayabilmekte. Buna ilişkin iki önemli karardan bahsedeceğim. Biraz eski tarihte ama çok önemli kararlar. Ergene Nehri kirliliğine ilgili zararlar. Ergene Nehri kirliliği yine gündemimizde. Pek çok nehir kirliliği veya deniz kirliliği veya toprak kirliliği gündemimizde veya iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan kirlilik nedeniyle de zarar ortaya çıkmakta. Bütün bunlar birbirine benzer durumlar. Ergene Nehri kirliliği nedeniyle farklı dönemlerde açılan bir dizi davalar bulunmakta ve farklı yargı kararları yer almakta. İlk dönemdeki davalarda davacılar ektikleri çeltik ürünlerinin kuruması üzerine Ergene Nehri'nin kirli suları sulanması neticesinde oluşan zarara idarenin anayasa ve kanunlardan doğan görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyet vermiştir diyerek dava açıyorlar ve maddi tazminat talebinde bulunuyorlar Çevre Bakanlığı aleyhine. O dönemde Çevre Bakanlığı'ydı tek başına. Kirlilikten dolayı ürün zararına uğradık. O yüzden de bakanlık sorumludur diyorlar dilekçelerinde. Edirne İdare Mahkemesi kararında çevre kirliliğinin önlenmesi için idare tarafından genelge ve talimatların yayınlandığı, genelge ve talimatlar doğrultusunda bölgedeki valiliklerce Ergene Nehri Havzası'ndaki bütün sanayi tesislerinin tespit ettirildikten sonra çevre kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca denetimlerin yapıldığı ve aykırı davranışların da tespit edildiği ve
bu kuruluşlara, bu kirleten kuruluşlara da bir takım yasal müeyyidelerin uygulandığını hüküme bağlıyor. Bunları tespit ediyor. Kararda idare ilgili mevzuat uyarınca kendisine düşen yükümlülüğü yerine getirmiş görünmekle birlikte deniyor. Bölgede üretim yapabilmesi için başlangıçta sahip olması gerekmesine rağmen arıtma tesisi hiç bulunmayan, yapımı devam eden veya eksik kapasiteyle çalışan birçok sanayi kuruluşunun bulunduğunu vurguluyor. Yani diyor ki denetim yapmışsın ama arıtma tesislerini denetlememişsin. Çünkü arıtma tesisi hiç bulunmayan, halen yapımı süren veya yarı kapasite, eksik kapasiteyle çalışan pek çok sanayi kuruluşu var. Ve bu sanayi kuruluşları da atık sularını doğrudan Ergene Nehri'ne döküyorlar, deşarj ediyorlar. Ve sonuçta da Ergene Nehri kirlilikten kurtarılamamıştır diyor yargı. Ayrıca kararda Edirne İl Çevre Müdürlüğü'nce hazırlanan Ergene Nehri kirlilik raporunda Ergene Nehri'nin 4. sınıf kirli su özelliğinde olduğunu belirtildi. Özellikle tarımsal amaçlı sulamalarda hiçbir şekilde kullanılamayacağı, davacının ektiği çeltiğin ise Ergene Nehri'nin kirli suları ile sulanması neticesinde zarar gördüğü hükme bağlanıyor ve tazminata karar veriliyor. İdarenin yani bakanlığın davacının uğramış olduğu zararı tazmin etmesinin sosyal hukuk devleti ve hakkaniyet ilkesinin bir gereği olduğunu vurguluyor idare mahkemesi ve Danıştay da bu kararı onaylıyor. Öncelikle idarenin çevreye olumsuz etkileri bulunan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve denetlemek, ülkedeki kirlenmenin mevcut olduğu bölge ve sektörleri tespit ederek izlemek ve bu sorunların çözümü için çalışmalarda bulunmak, atıklar ve ekolojik dengeyi bozan, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticileri de çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek ve bu nedenle denetimler yapmak idarenin yükümlülüğüdür diyor. Bütün bu sayılanlar idarenin sorumluluğu kapsamındadır diyor yargı. Yani tek tek yasa ile idareye verilen yetkileri, görevleri yazmış. Madem yasada bu yetkiler, görevler verilmiş diyor. Neden yapmadın? O zaman sen sorumlusun diyor idareye yargı. Kararda bu yükümlülükleri olan davalı idarenin 2872 sayılı çevre kanunu ve bu kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik hükümlerinin uygulanması hususunda gerekli önlemleri zamanında ve etkin biçimde almamış olduğu vurguluyor. Ve bu nedenle zarar doğmuştur diyor. Ey idare diyor, sen gerekli önlemleri zamanında alsaydın, gerekli denetimleri etkin biçimde yapsaydın ve yaptırım uygulasaydın, bu işletmeleri kapatsaydın, bu kirlilik oluşmayacaktı. O nedenle de sen sorumlusun diyor yargı. Sonuç olarak Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne il sınırları içerisinde kalan çok sayıdaki endüstriyel kuruluş atıklarını doğrudan veya dolaylı olarak Ergene Nehri'ne boşaltmış, davacının ekimini yaptığı çeltiğin en fazla ihtiyaç duyduğu suyun o bölgedeki alternatifsiz tek kaynağı olan Ergene Nehri'nin oldukça kirli hale gelen suyu ile sulanması sonucu hasat edilemez veya az ürün alınabilir duruma düşmesiyle zarar doğmuştur demiştir yargı. Yargı kararı ayrıca mahallenin en büyük mülki idare amirlerinin ve bu arada valilerin yetkileri ve sorumlulukları üzerinde de durulmuş ve Çevre Bakanlığı'nın görevlerini düzenleyen Teşkilat Yasası'nın 2. maddesi 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 9. maddesindeki valinin ilde ayrı ayrı her bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtası olduğu, bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevli bulunduğu yolundaki hükmü belirtilmiş ve bu çerçevede idarenin bütünlüğü ilkesinden hareket edilerek Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne il sınırları içerisinde kalan Ergene Nehri'nin kirliliği nedeniyle uğranılan zarardan Çevre Bakanlığı'nın sorumlu olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu kararda öncelikle idarenin görev ve yetki alanı içerisinde yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği tartışılmıştır. İdare görevlerini yerine getirmediği kanaati doğrultusunda sosyal hukuk devleti ve hakkaniyet ilkesi çerçevesinde ve idarenin sorumluluğu gereğince
zararı tazmin etmesi gerektiği belirtilmiş bu kararda. Bu kararlarda gerekli her türlü zirai hazırlık ve masrafların yapılarak çeltik ekiminin gerçekleştirildiği, bu yerin Ergen Nehri'nden sulandığı, adı geçen nehirden alınan sulama suyundaki kirlilikten dolayı ekilen çeltiğin kuruyarak zarar gördüğü ve bu hususun Sulh Hukuk Mahkemesi'nce yapılan tespit sonucunda da düzenlenen bilirkişi raporlarında da belirtildiği vurgulanmış. Ayrıca meydana gelen zararın tazmini için idareye yapılan başvuruya yasal süresinde cevap verilmeyerek reddedildi. Ergen Nehri'nin çeşitli zehirli ve kimyasal atıklarla kirlenmesinden doğan birçok zararın meydana geldiği ve bu zararın davalı idarenin anayasal ve yasal görev ve yükümlülüklerini etkin bir biçimde yerine getirmemesinden dolayı önlenemediği iddia ediliyor dilekçede ve yargı da bunu kabul ediyor. Bu anlamda önemli kararlardır bu kararlar. Çünkü idarenin yükümlülüğünü, anayasal ve yasal yükümlülüklerini, görev ve yetkilerini yerine getirmediğinden dolayı oluşan zarar. İdarenin mevzuatın kendisine yüklemiş olduğu bu görevleri zamanında yerine getirmediği belirtiliyor. Evet, daha önce belirttiğim anayasanın 125. maddesinin son fıkrasına da atıfta bulunuyor ve zarar idarece giderilmelidir deniyor. Evet, davalı idare de savunmasında tabii ki biraz önce belirttiğim kirleten ödel ilkesine atıfta bulunmuş. Demiştir ki kanunda kirleten ödel ilkesi var ve çevre kirliliğinin önlenmesi için gerçek ve tüzel kişilere ve vatandaşlara görev düşüyor. Kirlenmenin önlenmesi, sınırlandırılması ve mücadele için yapılan tüm harcamalar da kirleten tarafından karşılanacaktır demiş savunmasında ama mahkeme bu iddiaları yerinde görmemiş. Çünkü sana da yetki görev verilmiş yasalarla. Sen bu yetki görevlerini iyi kullanmamışsın. Bu nedenle de yerine getirmediğin bu görev nedeniyle de zarardan sorumlusun demiştir yargı. Önemli kararlardır, bir kez daha belirteyim. Bu anlattıklarım ilk grup davalarda Ergen Nehri ile ilgili olarak. Daha sonra ikinci grup davalar açılmış. Ergen Nehri civarındaki çiftçiler oldukça bilinçli anladığım kadarıyla ve çeltik ürünü önemli bir ürün o yöre için ve bu ürünün kuruması neticesinde oluşan zararı doğrudan bakanlıktan talep ediyor. İkinci grup davalarda yine aynı şekilde davacıların çeltik ekinlerini suladığı Ergen Nehri'nin davalı idarenin yasayla kendisine verilen denetim görevini yerine getirmemesi nedeniyle kirlenmesi sonucunda davacıların alması gereken ürünü alamadıklarından bahisle uğradıkları zararın ve bu zararın tespiti için yapılan masrafların tazminini istemişlerdir idareden. Ve demişler ki idarenin yasa ile kendisine verilmiş görevleri yerine getirmemesi nedeniyle Ergen Nehri'nin asitli çamur tabakası haline aldığı, çeltik ürününün Ergen Nehri dışında sulanması olanağı bulunmadığı ve bu nehrin Trakya'da bulunan bütün sanayi ve esen atıklarla kirlendiğinin ve dördüncü sınıf kirlisi olduğunun hazırlanan bir raporla da tespit edildi ve idarenin kusurundan dolayı zararı tazmin etmesinin anayasal bir zorunluluk olduğu ifade edilmiş. Bu davada da Edirne İdare Mahkemesi ilk belirttiğim, ilk tartışılan davalardan farklı olarak idarenin konuyla ilgili yaptığı bütün çalışmaları göz önünde alarak sorumluluğunu saptama yoluna gitmiş. Bu kapsamda 2021 yılının kurak geçmesi nedeniyle davacıların çeltik sulaması yaptığı Ergen Nehri'ne 2000 yılına oranla %50 oranında daha az su verilebileceğini, bu sebeple de Ergen Nehri'nde zaten var olan kirliliğinin artacağının ilgililere duyurulduğunu belirtmiş ve dolayısıyla olayda davacıların beklenmedik veya öngörülmeyen bir zararının doğduğundan söz edilemeyeceğini ifade etmiş kararında İdare Mahkemesi. Mahkemeye göre esas olarak
3039 sayılı yasada açıklıkla vurgulandığı üzere gerek ülkenin gereksinim duyduğu çeltik ürünü doğrultusunda ve gerekse iklimsel, sulama ve benzeri olguların birlikte değerlendirilerek hangi miktarda ve kimlerin çeltik ekeceğini belirlemek, çeltik komisyonlarının yasayla kendilerine verilmiş görevler arasında olduğu vurgulanıyor ve 2001 yılında hem barajlardan verilen su miktarının %50 oranında azalması ve hem de yağış miktarının azalması sonucunda çeltik ekilen arazilerin yeterli ve gerekli düzeyde sulamasının yapılamayacağını ve birim alandaki kirlilik oranının yükseleceğinin doğal olduğunu ifade ediyor. Bakın bu sonuçlar iklim krizinin de sonuçları, yani barajlardan verilen su oranının azalabileceği, yağış miktarının azalabileceği ve birim alandaki kirlilik oranının artabileceği sorunu hep yaşanabilecek sorunlar. Bu sene yağış miktarı oldukça iyiydi. Bu nedenle bu sorun yaşanmayabilir ama küresel ısınmanın en önemli sonuçlarından biri su krizi, suyun azalması ve kuraklık. Bu nedenle de kirlilik yükü daha da artıyor. Su azaldığı için kirlilik oranı artabiliyor. Bu nedenle de bu kirli sularda sulanmış arazilerde ürünlerin kuruması veya aslında insan sağlığını doğrudan etkileyebilecek sonuçların ortaya çıkması mümkün. Kararda çiftçilerin kendilerini ilgilendiren bir konuda önceden uyarılarak çeltik ekim alanlarının daraltıldığı ve az miktarda çiftçiye çeltik ekimi için izin verildiği, davacıların çeltik ekimi için izin verilenler arasında olmadığı ve bu nedenle davacının kendi kişisel kusurundan dolayı ortaya çıkan zarardan davalı idarenin sorumlu tutulmasının hukuki olmadığı vurgulanmış. Esasen zararın meydana gelmesine zarar görenin fiili sebep olduğunda illiyet bağı kesildiğinden idarenin sorumluluğunun sona ereceği ve zarar görenin kusurlu olduğu doktrinde ve yargı kararlarında kabul edilmektedir demiştir idare mahkemesi. Bu olayda da çiftçilerin önceden uyarılması, çeltik ekim alanlarının daraltılması ve çeltik izninin verilmemesi gibi hususlar mahkeme tarafından tespit edilmiş ve zarar görenin kusurlu olduğu, yani davayı açanların kusurlu olduğu kanaatine ulaşılmış. Bu durumda zarara uğrayanın bilerek üstlendiği riskin sonucu doğan zarara da katlanması gerektiği ifade edilmiş yargı kararında. Mahkeme idarenin işlem ve eylemi ile zarar arasında nedensellik ilişkisini çok sıkı bir biçimde incelemiş ve bu sonuca ulaşmış. Buna göre davalı idarece gerekli denetim ve işlemler yapılmış, gerek Ergene Nehri'nin ve gerekse Trakya'nın kirlilikten kurtulması için de projeler üretilmiş ve yaşama geçirilmiştir denilmiş. Bir nehrin ya da geniş bir coğrafyaya yayılan alanın yaşanan olumsuzluklardan kısa bir zaman süresi içinde kurtulmasını da beklemek mümkün değildir demiş yargı. Bu nedenle de davacının uğradığı zararın idarenin hizmet kusurundan kaynaklanmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmış. Bakın ilk grup davadan farklı bir karar vermiş idare mahkemesi. Bu ikinci grubu oluşturan davalarda ilk derece mahkemesi, yani idare mahkemesi, idarenin kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirdiğini düşünmekte ve Ergene Havzası'na önem verildiğini söylemekte. Gerçekten de bu dönemde Ergene Havzası'na özel önem verilmiş ve bu yörenin çevre düzeni planı yapılmış. Sanayi kuruluşlarının denetimi de sıkılaştırılmış. Bu da bir gerçek. Ancak kararın temizliği üzerine Danıştay aynı görüşte değil. Farklı yönde bir karar vermiş ilk derece mahkemesinden aksine. Hizmet kusurunun bulunduğunu söylüyor ve karara göre Ergene Nehri'ndeki kirliliğin devam ettiği, sanayileşme ve şehirleşmenin yarattığı kirliliğin önlenemediği ve bunları tabii ki idarenin sorumluluğu olduğunu da düşündüğü için böyle söylüyor. Ve bu durumun, yani sanayileşme ve şehirleşmenin yarattığı kirliliğin söz konusu bölgedeki çeltik üretimini olumsuz yönde etkilediği ve olayda idarenin hizmet kusurunun bulunduğunu ifade ediyor Danıştay. Bu itibarla da kirliliğin önlenememesinden doğan zararın
Çeltik Komisyonu'nun verdiği izne dayanarak iznin sınırlarını aşmayan alanda çeltik ekimi yapanlar üzerinde bırakılmayıp tespit raporunun da değerlendirilmesi suretiyle tazmini gerekmektedir demiştir Danıştay. Çeltik ekimi 3030 sayılı çeltik ekimi kanunu uyarınca izne tabi olduğundan tamamı izinsiz ekilen çeltik nedeniyle doğan zararın zarara uğrayanın tutumundan kaynaklanması nedeniyle de idarenin sorumluluğunun ortadan kalkacağı, tazminata hükmedilmesi mümkün olmadığı gibi izin verilen saha aşılarak çeltik ekimi yapılmış ise tazminata hükmedilirken ilgilinin kusurunun da dikkate alınması gerektiği üzerinde durmuş Danıştay. Bu durumda çok sıkı bir inceleme yapmış Danıştay. İzinli izinsiz ya da verilen izin aşılarak mı yapılmış çeltik ekimi diye çok ince eleyip sık dokuyarak karar vermiş ve buna göre tazminat istemi hakkında da farklı yorumlarda bulunmuş. Danıştay kararında Çevre Kanunu 28. maddesine atıfta bulunmuş ve çevreye zarar verenlerin kusur şartı aranmaksızın sorumlu olacakların hükme bağlandığını ifade ederek idarenin sorumluluğuna ilişkin esasların bu yasada düzenlenmediği anayasanın 125. maddesine atıfta bulunarak doğan zarardan idareyi sorumlu tutmuş. Burada davacıların yani zarara uğrayanların kusurlu olup olmadığı kendi davranışlarıyla zarara sebebiyet verip vermedikleri hususu üzerinde durulması önemli. Yani kaçak geçim yapan davacılar var veya izinsiz ekim yapan davacılar var. İzinli ekim yapan davacıların da zarar uğraması neden olmuştur bu kaçak ekim yapanlar. Bir başka deyişle zararın oluşmasında kuraklık ve kaçak ekim yapılması da büyük rol oynamıştır diyor Danıştay. Ve ürün zararının oluşmasında idarenin yanı sıra davacıların da sorumluluğu olduğunu hükme bağlamış ve bu hususunda ayrıntılı biçimde araştırılmasını istemiş. İdarenin sorumluluğu başlığı altında incelediğimiz illiyet bağını kısmen veya tamamen kesen durumların varlığında idarenin sorumluluğunun da kısmen veya tamamen ortadan kalkacağını söylemiş Danıştay. Bu anlamda önemli. Yani zararın oluşmasında kuraklığın bir mücbir sebep olarak kuraklığın ve kaçak ekimin zararın oluşmasında etkisi olduğunu düşünüyor Danıştay ve bunların da araştırılmasını istiyor. Bunlar araştırılmadan idare mahkemesi karar vermiştir diyor. Mücbir sebep idarenin iradesi dışında oluşan önceden öngörülemeyecek ve karşı konulamayacak olaylardır deniyor biliyorsunuz. Deprem, fırtına, sel, heyelan, yıldırım düşmesi gibi olaylar. Ancak bir olayın mücbir sebep olarak görülebilmesi için olayın idarenin iradesinin dışında oluşması, öngörülemez ve karşı konulamaz olması gerekir diyor. İdareye atfı kabil olmayan bu olaylar nedeniyle de idare sorumlu tutulamayacaktır denilmiştir. Evet, genel olarak sanıyorum anlaşıldı. İlk derece mahkemesinde bu Danıştay kararından sonra farklı bir karar vermiş ve zararı uğrayanın tutumundan doğması halinde idarenin sorumluluğunun ortadan kalkacağı ya da duruma göre yönetimin kısmen sorumlu olacağını belirtmiş. Ergenekon'daki kirliliğin devam ettiği, sanayileşme ve şehirleşmenin yarattığı kirliliğin önlenemediği ve bu durumun söz konusu bölgedeki çeltik üretimini olumsuz yönde etkilediğini belirttikten sonra izin sınırlarını aşmayan alanda çeltik ekimi yapanlar üzerinde zararın bırakılmasının mümkün olmadığını ve tazmini gerektiğini belirtmiş. Yani ayrıntılı bir karar yazmış. Yani sonuç olarak nedir? Zarar görenin davranışı katkıda bulunmuşsa ve zararın artmasına sebep olmuşsa, esaslı rol oynamışsa illiyet bağını kısmen kesmiştir. Ve bu nedenle de zararı tazmini idarece gerekmemektedir deniyor.
kısaca anlattım idarenin sorumluluğunu ama bir başka karardan bahsetmek istiyorum. Ümraniye Çöplüğü davaları. Bu davalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de tartışılan davalar olduğu için önemli ve idarenin sorumluluğuyla ilgili çevre davaları. Biliyorsunuz büyük bir çevresel felaket yaşanmış Ümraniye Ekimbaşı Çöp Toplama Alanı'nda 1993 tarihinde meydana gelen bir patlama sonucunda doğan uyuşmazlık nedeniyle yargı kararı verilmiş. Patlama sonucu yakınlarını kaybeden ve zarara uğradığını öne süren vatandaşlar tarafından idareye karşı pek çok kurum var burada. İçişleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Ümraniye Belediye Başkanlığı birlikte bir dizi tazminat davası açılmış bu idarelere karşı. İdare mahkemelerince olayın bu boyutlara gelmesinde tüm idarelerin zaman içinde artarak çoğalan kusurları bulunduğu gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat istemlerinin kısmen kabulüne, destekten yoksun kalma tazminat istemlerinin de reddine karar veriliyor. Bu kararların temizliği üzerinde Danıştay'dan da onama kararları çıkmıştır. Önemli kararlar burada idareyi sorumlu tutuyor hem idare mahkemesi hem Danıştay. Ancak davacılar bu verilen kararlardan tatmin olmamış. Daha fazla tazminat talepleri vardı. O dönemde Anayasa Mahkemesi yok. Doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunuyor. Ve bazı davacılar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ümraniye'de meydana gelen patlamanın yol açtığı ölümleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesi ve bir nolu protokolün birinci maddesi çerçevesinde değerlendirmiştir. Mahkeme ailesinden 9 kişiyi çöplük patlaması sonucunda yitiren davacı tarafından yapılan başvuru sonucunda Türkiye'yi davacının yakınlarının ölümünden sorumlu bularak sözleşmenin ikinci maddesinin ihlal edildiğine yani yaşam hakkının ihlal edildiğine ve konuyla ilgili İç hukukta alınan önlemlerin yeterli ve etkili olmamasından dolayı ikinci maddede öngörülen usulü yükümlülüklerin yerine getirilmediğine karar veriyor. Ayrıca patlamada evini ve eşyalarını yitiren başvurucunun da mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar veriyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Neye dayanıyor? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesiyle bütün hakların ve özgürlüklerin varlığı için ön koşul olan yaşama hakkının koruma altına alındığını vurgulayarak maddenin birinci fıkrasında düzenlenen herkesin yaşam hakkı sözleşmenin koruması altındadır hükmüyle genel kurala dayanıyor ve aynı fıkranın ikinci cümlesiyle birlikte maddenin ikinci fıkrasında genel kuralın istisnalarının yer aldığını söylüyor. Yaşam hakkı, çevre hakkıyla birlikte ele alınan bir hak, doğrudan ilişkisi bulunan bir hak. Daha önce de anlatılmıştı bu. Çevreye ilişkin sorunların çözümünde o nedenle yaşam hakkı yol gösterici bir hak. Yaşam hakkının sınırları, üçüncü kuşak hakları olarak bilinen çevre hakkı, barış hakkı, kitlesel yok edici silah yasağı gibi kolektif haklar nedeniyle de aslında genişlemiştir deniyor. Böyle bir kabul var. Yaşam hakkının sınırları genişlemiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, devletin sözleşme kapsamındaki pozitif ödevinin giderek genişleme eğiliminde olduğunu vurguluyor ve devletin üstlendiği yaşama hakkını koruma ödevine ilişkin yükümlülüğün gerektiğinde somut önlemlerle yaşamın somut bir tehlikeden korunmasını ve adam öldürme fiilinin caydırıcı bir yaptırıma bağlanıp yasaklanmasını ve bu yasağa uyumun sağlanmasının gerektiğini belirtiyor. Devlet ciddi ölüm tehdidi altında bulunan kişiyi kendi olanakları çerçevesinde önlemleri alarak korumaya çalışacak. Ayrıca adam öldürme fiilini suç olarak düzenleyerek bu suçun işlenmesi halinde faile tespit için gerekli soruşturmayı yapıp suçların cezalandırılmasını sağlamaya çalışacaktır diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bu davada olduğu gibi söz konusu görevin ihmalini ikinci maddenin ihlali olarak yorumluyor. Bu davacının adıyla biliniyor Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi'nde Öner Yıldız Türkiye kararı olarak geçiyor. Yaşam hakkına ilişkin ikinci maddenin irdelendiği bir dava. Devlete pozitif yükümlülük, pozitif ödevi yüklendiğini belirtiyor bu karar ve davacının yakınlarının ölümünden devletin sorumlu olduğu konusuna vurgu yapıyor. Kararda olaydan önce bir rapor ile Ümraniye çöplüğü çevresinde patlama tehlikesine dikkat çekildiği ve çöplüğün teknik standartlara uygun olmadığının tespit edildiği ve bunun belediye yetkililerinin bilgisi dahilinde olduğunun kabul edilmesi gerektiği de ifade ediliyor. Bunun yanı sıra mahkeme yetkililerin metan gazı patlaması sonucu uğranılabilecek tehlikeler hususunda halkı bilgilendirmediklerini saptıyor ve sonuç olarak çöplük çevresinde yaşayan insanların yaşamlarının gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarının yetkili mercilerce bilindiği ya da bilinmesi gerektiğini ve bu tehlikeden kaçınmak için yetkililerin herhangi bir önlemi almamış olmasını da vurguluyor. Yani denetim yetkisini, denetim görevini yerine getirmediğini idarenin vurguluyor ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesinin ihlali olarak öngörüyor. Evet, önemli bir karardı bu da. İdarenin denetim görevini yerine getirmemesi, çevre yönetiminde önemli bir görev olan denetim görevini yerine getirmemesi sonucu oluşan ölümle sonuçlanan zararların tazmininde idarenin sorumlu olduğunu vurgulayan önemli bir karar. Evet, benim anlatacaklarım bunlar. Sonuç olarak çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi konusunda idarenin mevzuattan kaynaklanan çok görevi olduğunu söylemek mümkün. Çünkü mevzuat da oldukça kapsamlı. Çevre mevzuatı pek çok konuyu içeriyor. Çok fazla yükümlülük veriyor bakanlıklara, idareye. Ve bu görevleri yerine getirirken idarenin elinde önemli bir güç olduğu vurgulanıyor. Çevre denetim gücü, denetleme ve yaptırım uygulama gücü ve çevre denetim hizmetinin yerine getirilmemesi veya yetersiz bir şekilde yerine getirilmesi sebebiyle doğan ve idarenin tazmin gerektiren zararlardan idare sorumludur. Ama idare bu eylem ve işlemlerinden ilgili kamu görevlisine de bir anlamda rücu edebilir. Ama ben şimdiye kadar kamu görevlisine rücu edildiğini görmedim. Uzun sürede idarede çalıştım. O nedenle de bu rücu müessesesi çok da uygulanmıyor diyebiliriz. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa onlarla birlikte belki konuyu daha fazla açabiliriz. Teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Bir sorumuz var, hemen okuyayım onu isterseniz. Levent Küçük sormuş. Belediyelerin bitmeyen yol ve kaldırım çalışmaları veya bozuk yollar nedeniyle hem çevreye hem de ağaçlara zarar verilmektedir. Araçlara. Belediyeler aleyhinde hizmet kusuru yönünden dava açılabilir mi? Zarara ilişkin tespit nasıl yapılmalı ve izlenecek yollar neler olmalıdır? Zararın kişisel zarar olması lazım. Yani o yörede oturan vatandaş veya işte o yörede tarım yapılıyorsa çiftçi, o yörede zarardan dolayı ölüm, kaza, işte bedensel zarar gibi bir kişisel zarar olması gerekir ki idareye karşı dava açılabilsin. Tabii ki açılabilir. Bütün bunları tespit etmek lazım. Öncelikle bir rapor gerekiyor veya bir bu davalarda olduğu gibi sulh hukuk mahkemesinden tespitle ilişkin bir karar çıkması gerekiyor ama mutlaka zararın doğması gerekiyor. Bizim anladığımız anlamda çevre zararı değil bu. Çevre zararı farklı bir kavram. Buna hiç girmedim çünkü bizim hukukumuzda çevre zararı olarak uygulanmıyor. Bizim hukukumuzda kişisel zarar, yani maddi veya manevi zarar olması gerekiyor. Çevre zararı çevresel varlıklarda ortaya çıkan zarar ama bunlar kişisel zarar değil. Bu nedenle de henüz bizim hukukumuzda uygulanmıyor. Ama Avrupa Birliği'nin çevresel sorumluluk direktifi var. Bu direktif kapsamında çevresel zarar da uygulanabilecek. Bizde de buna ilişkin bir kanun tasarısı hazırlandı. Taslağı daha doğrusu, tasarısı değil. Ama henüz kanunlaşmadı.
Bu nedenle de kişisel bir zararın olması gerekiyor. Çevre zararı, yani ağaçlar zarara uğradı diye, yani eğer kendi ağaçlarınızsa olabilir. Ama farklı bir şekilde dava açılması mümkün değil. Teşekkürler hocam. Başka bir soru gelmedi mi? Bakalım bir tane daha gelsin. Teşekkür gelmiş Levent Bey'den. Ben teşekkür ederim. Başka var mı sorun? Henüz yok. Eğer yoksa bitiriyoruz. Ben de katkısı geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Zaten daha sonra YouTube'dan izlenebiliyor sanıyorum benim öğrencilerim. Tamamını yüklüyoruz. İzliyorlar, istiyorlar da linkleri gönderiyorum ben. Çünkü bu vakitler hani özellikle Ramazan'da da çok izleyen olamıyor. Ama YouTube'da bulunması çok büyük bir avantaj. Herkes daha sonra erişebiliyor YouTube'dan. Teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkese, herkese. Teşekkür ederiz hocam. İklim değişikliği ile ilgili sorunlarla ilgili çok kapsamlı bir webinar serisi oldu. Sizin katkınız için de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için. Çünkü önemli bir konu. Hukuk boyutu çok fazla tartışılmıyor iklim değişikliğinde ama çok önemli. Hukuk her şeyin başı sonu. Bundan sonra da daha önce anlattığım iklim davaları gelecektir gündeme diye düşünüyorum. O nedenle de önemli. Bu konuyu anlatmama fırsat verdiğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Ne demek hocam? Umarım tekrar görüşürüz. Umarım. Hoşçakalın. İyi günler. Herkese iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.